Bugün çok ama çok ilginç bir oyununa bakacağız. En şaşırtıcı hamler listesinde tabi bu öznel bir liste kişiye göre değişir ama bir numaraya yerleşen oyun bu ve hamle de çok ama çok şaşırtıcı. Satrancın zenginliklerini gösteren bir oyun. Beyazlarla oynayan Bulgar Büyük Usta Veselin Topolov siyahlarla da Şiro oynuyor. Topolov FIDE Dünya Şampiyonu bir ara Federasyon Başkanı Kirsan Ilim Jonov satrancın Dinamikleriyle öyle bir oynamıştı ki bir süre sonra bir dönem diyelim dünya şampiyonluğu turnuva ile belirlendi. İşte o turnuvada Topolov birinci olmuştu ve FIDE şampiyon olarak geçiyor. Yıllar sonra nasıl değerlendirecek bilmiyorum ama Topolov'un yanında Halifman, Kasım Canov ve Ponomariov da dünya şampiyonu. Ama eminim ki pek çok satranç sever bu oyuncuların isimlerini bilmiyordur. Neyse lafı uzatmayalım oyuna gelelim. Oyunda D4 oynuyor Topolov. Şirov at f6 oynuyor. C4, g6, at c3, d5 de Grünfeld savunmasına girildi. Grünfeld savunmasındaki fikir merkezi rakibe bırakmak. E ne saçma işti bu diyeceksiniz ama cd5, at alır d5, e4, at, at alır c3, bc3, fil g7 sonrasında siyahlar diyor ki senin merkezin var ama ben bu merkezini cebe sürüşle yıkacağım. Ardından at c6 geleceğim. Yükleneceğim de yükleneceğim. Vezir de yükleniyor zaten. Sen merkezi aldığına pişman olacaksın. İşte burada mesela at F3 hamlesine işte C5 ile de devam edilebilir. Arkasından at C6 var. Yani D5 sürdüğünde C3 piyonu boşta mesela. Kaleyi de istiyor. O yüzden e, beyazlar Grünfeld savunmasına karşı değişik şeyler deniyordu. Ve bunlardan biri de o dönem popüler, popüler olan fil B5 hamlesi. Burada fikir d D'den çıkarttığınızda D hattının kapalı olması, e, C6 sürüldüğünde de C6 sürüldüğünde de oyunda olduğu gibi beyazlar fil a4 oynuyor ve cebe sürüşünü geciktiriyor açmazda olduğu için. Rok atmış siyahlar, at e2 çıkıyor. Niye atı e2'den çıkıyor? At f3 yaparsa fil g4 hamlesinden çekiniyor. Yani d4'ü koruyacak at her an kırılabilir veya açmazda zaten. At e2 At d7 Rock ve şimdi siyahlar bu sefer diyor ki ya c6 sürmüştüm ben merkezi e5 ile yıkmaya çalışayım. F3 oynamış Topolo Vezir 7 fil 3 kale d8 karşılıklı gelişim hamleleri. Vezir c2, at b6, fil b3, fil e6. Siyahlar gelişti, beyazlar gelişti. E, siyahlar merkeze bir piyon getirdi. O kadar meydan boş değil. E, D4'e de baskısı var. Kale a 1 at c4, atlar rakip hedeflere yakın olmalı. Fil c1 çekiyor. Yani bu fil burada kesinlikle gelişmemiş değil. Çünkü zaten biz fili pek çok zaman kaleyi oyuna sokmak için çıkarız. Neden gelişmemiş değil? E bu fil bir sürü yere bakıyor. Ama mesela bu at bence iyi gelişmemiş durumda. E neden? Çünkü rakip kampa tek bir etki bile yaratmıyor. Yani kendi yarısı aslında. Ama bu file bakın, bu fil g5 ve aşaltı 6 karelerine ateş ediyor. Yani ne kadar rakip kampasiz aletlerinizle yüklenirseniz o kadar iyidir. Şimdi siyahlar B5 oynuyor. F4. F1'deki kale genelde gelişmiş kabul edilir. Çünkü F hattını bu şekilde açabilirsiniz. Ve şimdi burada F5 gibi fikirler var. E alır D4 yapmış. At alır D4. F5'te sıkışmadan önce fil G4'te kaleyi rahatsız etmiş. Kale D1, vezir C5 gelmiş ve D4'teki ata yükleniyor ve savunulacak gibi değil. Beyazlar onu feda ediyor şarj 1 ile. Neden feda ediyor? Çünkü bu fili verdiğinizde CD4, vezir D4'ten sonra bu fil canınız yani şu siyah kareler inanılmaz zayıf kalır. Hele hele bir de rakibin fili varsa siyah karelerde. Örneğin H3 e, fil C8'den sonra f 5 ile yani iyi bir oyunla beyazların kazanç konumunda olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani dayanılmaz bir atak var. Bir piyona hayatta değmez. Şahkanını öyle zayıflatmak. Şimdi gelelim oyuna. Siyahlar piyonu almıyor tabii. Şirov almıyor. A5 ile vezir oynuyor. a 3 fili kovaladı. Fil diye diye A4. B alır A4 yapınca fil a 2 yani bu piyon gidici zaten ben diyor. Filimi burada etkili bir şekilde tutayım. Fil E8, E5. At B6, F5. Şimdi bu durumda beyazların üstün olduğunu söyleyebiliriz. Çok açık çünkü taşlarını iyi organize etti. Fil A2'de çok etkili f bakıyor. Kaleler etkin yerlerde. At merkezileşti. Fil C1'de başlangıç karesinde ama zaten rakip kampı bombardıman ediyor. At D5. Fil D2, piyonu korudu. C3'teki piyonu istemişti. At B4. Şimdi alırsa, alırsa burada e, vezir alır C2, at alır C2, kale alır D2 var. Yani 7. yatayda, 2. yataydaki bir kale çok etkili. At B4'e vezir alır A4 yapmış. Topolov at alır A2, vezir alır A2. Ve Şirov artık atak dayanılmaz bir hale geldi. E6, FG6 falan. Demiş ki ben bu piyonu alayım. Fil alır E5. F alır G6. H G6. Bu piyon açmazlı olduğu için H G6 yapmak zorunda. Fil G5 ile ileri gidiyor. Kale D5. Kale E3. Vezir D6. Vezir E2. Fil D7. Ve siyahlar oldukça sıkışık konumda. Neden sıkışık konumda? Çünkü E5'i istiyor. Vezir ve kale savunmaya bağlı. Ve şimdi C4 ile bu at, bu kalenin konumunu bozuyor. Bir kez kale C5'e giderse at B3'te kale sıkışıyor gördüğünüz gibi. E, kale alır D4 yaparsa da kale alır e, E5 var ve siyah karelerdeki zayıflıktan dolayı ters renkli fillerde saldıran taraf avantajdır. Beyazlar iyi. Fil alır D4 yapmış. C alır D5. Fil E3. Vezir E3. Kale E8 gelmiş. Vezir C3. Vezir alır D5 ve Şirov epey bir piyon süpürdü. Fil a6 ile mat istiyor buradan g7'den siyah kalenin zayıflığından. Burada fil f6 diğer bir seçenek ve bu çaprazda hala tehlikeler var. Fil a6'ya kale e5 yapınca Topolov burada kalenin açmazda olmasından yararlanmaya çalışıyor. Kale e5'e kale F3 oynadı. Vezir C5 yapınca vezirleri değişmem diyor. Fil F5'e de kale 3 geliyor. Yani burada kale alır E3 yaparsa vezir g de mat var. Açmaz da. F6 oynamış. Kale alır E5. Vezir alır E5. Siyahlarla oynayan Şirov tehlikeyi atlattı ve iki piyon önde. Ve şaha karşı ciddi bir tehdit yok. Vezir A2 yapınca da Vezir d5 ile de vezirleri değişelim diyor. Şimdi beyazlar ne yapacak? Yani bir yandan da siyahların açmazdan fil alır 3 tehdidi var. Topolov vezirleri kesiyor. Vezir alır d5, c alır d5. Güvendiği şey tahtada ters renkli fillerin olması. Ee, bir süre önce e, ben ve değerli dostum Alper Olcayöz, Büyük Usta Mert Erdoğdu ve Özgür Akman'a karşı fil at tartışması yapmıştık. Yani biz atı savunmuştuk. Onlar da e, fili savunmuştu. Buradaki amaç atların ve fillerin aslında hangi durumlarda etkili olabileceğini göstermekti. Orada esprili bir şekilde şunu dile getirmiştim. File sahip olduğunuz zaman çok dikkatli olmalısınız. Çünkü ters renkli filler oluştuğu zaman burada olduğu gibi iki piyon önde bile kazanamazsınız. Yani... İlla fil fil üstündür fil deyip tutturmayın. Böyle tehlikeler var. Göstereyim şimdi. Fil D2 oynamış beyaz. A4 sürünce fil C3. Şah F7. H4. Şah E6. Şah G1. Şimdi burada siyahlar nasıl kazanacak? Şimdi geçeri var tamam. Bunu desteklemeye çalışsın ama şah piyonun savunmasına bağlanmış durumda. Mesela bir senaryo göstereyim. Diyelim file 4 geldi. Şah F2, Şah F5 girmek istiyor. G3 yaptım. A3 de sürdü. Fil D4. Bekliyorum. A2, Şah E3 geldim. Siyahlar hiçbir şey yapamıyor. Yani bur buraya gelse bile Şah F2 ve şimdi fil hem f 6 alacak hem bu piyon tutuyor. Yani iki piyonu birden fil bloke etmiş durumda. Mesela senaryoyu ilerleteyim. Diyelim Şah E6 gitsin. Şah F4 ve şimdi piyon boşta kalmasın diye sürünce burada beyazlar piyonları sadeleştiriyor ve tam dalacak engelliyor. Yine giremiyor. Bir kale oluşturdu. Geç, aşılmaz bir kale ve beraberliği sağlıyor. İşte iki piyon önde kazanamaz durumda ama bu noktada bu noktada e, ee, Şirov tarihe geçen bir hamle buluyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Acaba Şirov burada ne yaptı? Şirov'un hamlesi şu. Şirov diyor ki ben diyor ters renkli fillerde kaybediyorum. Sorun ters renkli filler olması. Fil olmazsa ters renkli filler de olmaz. En iyi fil bu durumda olmayan fildir diyor. Ölü fildir diyor. Flash 3 bırakıyor. Şimdi G alır H3'e bakalım ama almasaydı da fark etmeyecekti. Örneğin şah F2 yapsaydı şah F5 bakın şuraya girmesi önemli. Bu piyonu sürmesi önemli. Şimdi beyaz şah e3 yapınca g2 alıyor. Bu sefer 3 piyon ve de buradan geçer yapacak. Artık kazanç. Yani işin püf noktası şahın e4'e hızlıca girmesi. Ama bu fil önünde engel. O filden kurtuluyor flaş 3'le. g 3 yapınca şah f5, şah f2, şah e4 ve işin rengi değişti bir anda. Fil f6'yı alsa da d4 yapıyor. Bağlantıyı kesti. Bu piyon gidici. Fil e7 ile mecburen tutuyor. Ama şah d3 oynuyor. Fil c5'e şah c4. Fil e7'ye şah b3. Ve burada terk ediyor. Çünkü ne yapacak? Ee, şimdi diyelim şah e2 gel diyelim bu piyonu durdurmak için. Ama bu sefer de şah c2 var. Piyonu engel piyonu sürmek istiyor. Fil b4 de engellerse bu sefer a3 var. İki piyonla iki aylık geçerle fil baş edemiyor. Fil a3'e d3 ve piyon vezire çıkıyor. Mükemmel bir hamle. Geriye getirip göstereyim tekrar satranç kitaplarında yer alan yani vezir fedaları, at fedaları, ataklar çok çok ilginç ama fil a burada olması inanılmaz. Yani ters renkli fillerden kurtuluyor. Kurtulmak için filini veriyor ama tabii mantığını aldadınız hızla şahı oyuna sokma düşüncesiyle. Gerçekten artık yani satrançtaki oynanabilecek tüm güzel hamleler oynandı dediği anda bile satranç öyle zengin oyun ki yeni bir zenginliğiyle bizi hayretlere düşürmeyi başarıyor. Umarım bu oyunu beğenmişsinizdir. Siz de beğenilerinizi esirgemez ve abone olursanız sevinirim. Böylece sonraki videoları kaçırmamış olursunuz. Herkese iyi günler diliyorum.